Bayram Zilan, Kürt seçmen ne mesaj verdi? Tarihi bir seçimi geride bırakarak yepyeni bir sisteme geçiş yaptık. Türkiye'nin yönetim sistemi artık her zamankinden daha güçlü. Dünyanın yeniden şekillenme safhasında Türkiye çok daha güçlü bir yönetim sistemi ve liderlikle gerek sahada ve gerekse masada var olacak. Bu varoluş sadece Başkan Erdoğan'a oy verenler için değil, 81 milyonun tamamının geleceği için önemli. Zira artık küresel oligarkların bugüne kadar rahat bir şekilde sızdığı ve operasyon çektiği parlamenter sistem yok. Tüm bu değişim süreci yaşanırken Türkiye dışarıya karşı yeni sistemiyle kendisini daha güçlü hale getirirken içeride Kürt seçmenlerin 24 Haziran'da nasıl bir tutum sergileyeceği ve ne yönde bir tercih ortaya koyacağı merak ediliyordu. Hatta birçok kamuoyu araştırma şirketi 24 Haziran seçimlerinin belirleyicisi olan Kürtleri gösteriyordu. Peki Kürtler ne mesaj verdi? Sandıktan çıkan ilk mesaj doğrudan Başkan Erdoğan'la ilintili. Kürt seçmen Başkan Erdoğan'a güven tazeledi ve onu bir sigorta olarak gördü. HDP ile Demirtaş arasındaki makas ve HDP oylarının gerilemesi bunu açıkça ortaya koyuyor. Birçok analistin gözden kaçırdığı diğer bir gerçeklikte de Başkan Erdoğan'ın hem doğuda hem de güneydoğuda bölge bazlı sonuçlarda birinci çıktığıdır. Başkan Erdoğan Doğu Anadolu bölgesinde %52.30 ile birinci çıktı. Çıktı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de %49.11 alarak birinci çıktı. Kürt seçmen MHP-AK Parti ittifakını bir tehdit olarak algılamadı. Eğer bu ittifakı bir tehdit olarak algılasaydı kendi kabuğuna çekilir buna karşı bir reaksiyon gösterirdi. Fakat sandıktan böyle bir sonuç çıkmadı. Şimdi gelin... 1 Kasım'da 24 Haziran seçim sonuçlarını karşılaştıralım. Diyarbakır'da HDP 1 Kasım'da %71.32 iken 24 Haziran'da 65.60'a düştü. 1 Kasım'da AK Parti'nin Diyarbakır'da 2 milletvekili vardı 24 Haziran'da 3'e çıktı. Van'da HDP 1 Kasım'da %64.26 oy alırken 24 Haziran'da %59.30'a düştü. AK Parti'nin milletvekili sayısı 2'den 3'e çıktı. HDP Şırnak'ta 83.23'den 70.30'a 70'e düştü. Mardin'de 67.02'den 59.60'a Batman'da 66.81'den 62.50'ye Siirt'te 57.20'den 51.50'ye Bitlis'te 48.60'dan 42.80'e Muş'ta 60.63'den 48.80'e Ağrı'da 66.80'den 62.40'a Iğdır'da 51.72'den 43.50'ye Tunceli'de 54.85'ten 51.10'a düştü. Herkesin gözünden kaçan başka bir şey daha paylaşmak istiyorum. Seçim akşamı Türkiye haritasında doğu tarafı mor renge bürünüyor gibi görünse de herkes Doğu ve Güneydoğu'nun birinci partisini HDP zannetse de aslında durum öyle değil. Doğu Anadolu bölgesinde AK Parti halen %42.06 ile birinci parti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de AK Parti %39.60 ile birinci parti. Bölge bazlı değerlendirildiğinde AK Parti hem Doğu hem de Güneydoğu'da birinci Parti Ancak buna rağmen AK Parti'nin HDP'deki oy kayıplarından bir artış sağlayamadığını da söylemek gerekiyor Van ve Diyarbakır'daki birer milletvekili artışı daha çok o ildeki vekil ve seçmen sayısının artmasıyla ilgili. Söz gelimi Diyarbakır'da milletvekili sayısı 12 değil 11 olarak kalsaydı bu sonuçlara göre HDP'nin milletvekili sayısı yine 9 olacaktı ama AK Parti'nin milletvekili sayısı 3'ten 2'ye düşecekti. Van'da milletvekili sayısı 7 olarak kalsaydı HDP milletvekili sayısını koruyacaktı ama AK Parti'nin milletvekili sayısı 3'ten 2'ye düşecekti. Her iki ilde de milletvekili sayısı nüfus oranına göre bir artınca AK Parti'nin vekil sayısı da bir artmış oldu. AK Parti'nin HDP'nin oy kaybına rağmen oyunu artıramamasının birçok sebebi var elbette. Bunların başında teşkilatların halka karşı takındığı tavırlardan duyulan rahatsızlık ve milletvekili listelerine karşı gelişen tepkiden kaynaklanıyor. Şu tespiti yapmak mümkün. Bugün HDP barajı %11 ile aştıysa bu biraz da AK Parti'nin yapmadıklarıyla ilgilidir. Eğer AK Parti Doğu ve Güneydoğu'da üzerine düşen görevleri tam olarak yapmış olsaydı, bugün HDP %8'lerde olur ve baraj altı kalırdı. AK Parti'nin 65 milletvekili daha olurdu ve tek başına 350'nin üzerinde milletvekili çıkarırdı. AK Parti Doğu ve Güneydoğu'da gerek Kürt seçmene yönelik söylem bazında, gerek aday profili bazında ve gerekse teşkilat bazında kendisini tam olarak yansıtamadı. Biraz daha hassasiyet gösterip, güçlü olabilseydi Çukur siyasetinde kan kaybetmiş HDP'ye karşı ciddi üst sağlayabilirdi. Tüm bunların yanı sıra AK Parti, Suruç olayında da iyi bir süreç yönetemedi ve yaşananlar bölgede dalga dalga yayıldı. AK Parti'nin şunları bilmesi gerekiyor. 1. AK Parti'nin Kürt seçmendeki potansiyeli bugün sandıktan çıkan sonuçlardan çok daha yüksek. 2. AK Parti Kürt seçmen nezdindeki potansiyelin sadece yarısını oya tahvil edebiliyor. 3. Kürtler Başkan Erdoğan'a güveniyor. Bu güven ve inanç ilk günkü gibi tertemiz duruyor ve bu Kürt ve Türk ittifakının gelecek yüzyıla perspektif açması ve birlikte yaşam adına çok değerli ve kıymetli. Bunun üzerinde durmakta ve ciddi bir projeksiyon açmakta büyük fayda da var HDP'nin ise şunları bilmesi gerekiyor. 1. Kürtler kan, gözyaşı, ölüm, çukur, barikat istemiyor. 2. Kürtler barış, refah ve huzur istiyor. 3. Kürtler ben senin mecliste olmanı istiyorum ama şiddetle arana mesafe koy diyor. Sana verdiğim krediyi şiddet alanında değil huzur ve refah alanında kullan yoksa seni 7 Haziran 1 Kasım arasında yaptığım gibi cezalandırırım diyor. Yeni dönem tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Şimdi seçmenlerin verdiği mesajların gereğini yapma ve daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etme zamanı. Bayram Zilan Milat